arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir gazlamacı gözünden BMW C04 bütün yorumlarımı yapacağım. Bence biraz sert yorumlar olacak. Şimdi çıkalım. Bu arada bütün gün keyifliydim bu videoyu çekeceğim diye. GoPro'nun bir parçasını bulamadım. Ondan bu kadar yoruldum daha motora binmeden. Şimdi yavaştan motora doğru gidelim. Bu motora binmeden önce her zaman yaptığım bir şey var. Bu da bunun eksileriyle alakalı. Şimdi göstereceğim onu da. Ne alaka diyeceksiniz de. BMW CE04'e biniyorsanız şöyle sıkıntılar var tabii. Şimdi bunun selesinde bir problem var ama kendi bisikletim değil, pek yapabileceğimi de düşünmüyorum şu an. Arkadaşlar şu an rezil oldum. Şu sele bu şekilde duruyor amına koyayım. Yapamadım yani ya. Normalde kendi bisikletim şurada. Fakat lastikleri patlak olduğu için gösterim. Ama BMW, bak burada anlatmak istedim, boşuna bu kadar uzun sürdü. Ay yoruldum. Bu video fail'larla dolu oldu biraz ama neyse, başlangıç bu daha. Bu motora binmeden önce bir teker yapasım geliyor. Çünkü bu motorla aks mesafesi uzun olduğu için hiçbir türlü teker yapamıyorsunuz. Ondan bisikletle bir keyfini alıp sonrasında BMW CE04'e biniyorum. Bu gibi özelliklerinden, bir gazlamacı gözünden size bahsedeceğim şimdi. Ama ilk şimdi bir yere gidip gazlama dışında bir özelliğinden, iyi bir özelliğinden bahsedeceğim size. Aslında bazıları sever, bazıları sevmez. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Gazlamacı yorumlarımızı yapacağımız için Dynamic'ten çıkmıyorum. Eko'yu falan göstermeyeceğim. Diğer özelliklerini anlatmayacağım. O videolar zaten çekilmiştir. Özelliklerini anlatıldı. Biz bir rider, bir sürücü ne ister? Gazlayan tayfa ne ister? Onları anlatacağım size. Şunu götürmeye çalışıyorum ama gitti. Şimdi iyi özelliklerinden birisini anlatmaya gidiyorum. Evet, mesela şu şekilde bazıları duymuyor bu motoru. Pardon, geçebilir miyim? Pardon. Yani işte sıkıntılarından bir tanesi bu. Ama tabii bu iyi özelliği değildi arkadaşlar. Sadece fazla dikkat çekiyor. Mesela şu an buraya geldim ve geneli bakıyor. Ya iyi özelliklerinden bir tanesi fazla dikkat çekiyor. Abiler tutuldu bana. Evet arkadaşlar, şimdi bilerek gece olmasını bekledim. Çünkü anlatacağım özellikler biraz da gazlamaya yönelik olduğu için. Evet, şimdi başlıyoruz. Benim sıkıntı ettiğim konulara. Evet, benim arkadaşlar da takip edecekler beni. Dıştan görüntü almak için. Gazlamaya hazırız yani. Evet arkadaşlar, başlıca sorundan başlayayım. Bilerek ilk semt içinde dolaşacağım. Bu motor bence aks mesafesinin uzunluğu olarak tamamen bir yan makinesi olması lazımken ama traction'ı iptal edemiyorsun. Bence bu büyük bir sorun. Üstüne ABS'yi kapatamıyorsun. Yani şu frenlemelerde ABS devreye giriyor ve arkası hiçbir türlü yanlamıyor. Ama biraz böyle inanarak verdiğinde belli bir kısma kadar
açıyor kendini ama orada topluyor. Ondan bence büyük eğlenme şeyinde büyük sıkıntı. Fakat 100'e kadar hızlanmalarda geçemeyeceğiniz motor yok. Ama bak şimdi şöyle bir iki göt atması. Ya şu an full arkayı sallıyor. Ama belli bir yere kadar. O da keyif vermiyor. Şimdi yavaştan uzun yola çıkıyorum. Yani caddeye. Ya mesela buralarda freni kilitleyip, arka freni kilitleyip böyle dönüp tekrar gaza bastığında yan yan devam etmek varken onu yapmıyor BMW. Ya BMW gibi, BMW'nin araçları gibi böyle bir sürücü modu yok yani. Çok araştırdım hani kapatılıyor mu. Kapatılsaydı belki ben bu motoru satmazdım bile. Sırf bu nedenlerden dolayı satıp daha böyle agresif bir şey alacağım. O da aslında Türkiye'de olmayan bir şey. Onu bekliyorum. Sadece görüntü seviyorsanız alabilirsiniz. Veyahut da sadece düz yolda gazlamayı seviyorsanız 120-130'a kadar. Şimdi top speed'le deneyeceğiz. Fakat mesela bu traction'ın olmamasındaki büyük eksilerden bir tanesini anlatıyorum. Bu motor attığında atmasını beklemiyorsun. Sonuçta traction bir yerde devreye giriyor. Ama yağmurlu bir yere denk gelirseniz gece görmeyip 250 kiloyu toplama imkanınız yok. Bak şu an. Full yanda. Şu an limitlere girdi. 127'de kapatıyor kendini. Şarja bakayım. Şarj var. Aynen. Ama mesela şeyden bahsedeyim. Viraj falan bayağı yatabiliyorsunuz bir skutura göre. O yanlarda sıkıntı yok. Hani düz yolda gazlayayım. Anlık hızlanmalarım iyi olacaksa. Ama bir de viraj yapacaksam alabilirsin. Ama bir yanlama falan imkanı yok yani ya. Biraz makası deneyelim. Şuradan yatarız. Nasıl? Bizimkiler de beni kovalıyor şu an. Kamera çekiyor mu? Normalde şurada bir ön freni kilitleyip pat koyup tekeri almak vardı ama yok arkadaşlar. Yani ben bununla size içerik üreteceğimi düşünüyordum arkadaşlar. Fakat hiç benim o ekstrem kafada bir motor değilmiş. Onu anladım. Ya ben sadece görüntü sevmiyorum. Ama alacağım motor şöyle bahsedeyim. Elektrikli cross olacak. O sahilden girip oradan atlamalı, buradan kaçmalı videolar daha çok çekebileceğim, her gün çekebileceğim ve keyif alarak çekebileceğim bir motor alacağım. O motorla hani Türkiye'de kafaya oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hem kimse de yok ve yapabileceklerin sınırı yok. Stopi, teker, oradan atlama, uçma gibi şeyler.
Ama bunda yani normal hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorsun. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama bence gazlama kafasındaysanız BMW C04 sizlik değil. Direkt bunu söyleyeyim. Ve şimdi biraz makas atalım ha. Öyle şeyler de var. 120'ye kadar var. Tabi normal tutuşlarda fren çok iyi. Ona hiçbir şey diyemem. Ama ben ABS'siz daha kendimi güvenli hissediyorum. O attığında falan ABS devreye girdiğinde beni daha çok korkutuyor. Ya motor bende olması lazım. Ya bir de size şimdi bir lunch çekeyim. Direkt kalkış hızlanmasını. Bayağı yattım. Bekliyorum gitmelerini. Ya kalkışı falan çok iyi. Normalde bu güçte tekere gelmesi lazım fakat aks çok uzun. Evet arkadaşlar, bunu anlatmak istedim bu motoru satmadan. Neden içerik çekmiyorum? Ondan sonra düz yolda size normal hani makas atacak şekilde videolar çekmek istemiyorum. Çünkü ben öyle bir kafada bir insan değilim. Ben oradan atlayayım, ondan sonra teker yapayım, stop yapayım, oradan uçayım. Bu kafada bir insan olduğum için keyif almayıp size bununla içerik üretmek istemedim. Ama o alacağım şeyi bir şekilde yurt dışından ulaşıp alabilirsem, şu an zaten onun için uğraşıyorum. Onunla mükemmel içerikler yapacağım size. Şimdi beklemede kalın. O alacağım şey sizi tatmin edecek. Hepinizi seviyorum. Yorum atmayı unutmayın. Ya sizin de görüşlerinizle merak ediyorum BMW CS04 ile. Ama kimse bu yönlerini anlatmamış. Sadece hani bilgi vermiş. Yok burada elcik ısıtması var. Yok 120 km range'i var. Ya bunlar zaten her videoda var. Ama bunlar gerçekleri. Bir BMW'de ben bunu beklemezdim. Biraz daha ekstrem yönünün olmasını isterdim. Ondan sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Pat 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 pat.